Sokakta şöyle konuşuluyor. Planı niye bütün olarak getiriyorlar? Parça parça getirsinler. Biz o parça parça getirdikten sonra biz onu onaylarız. Dedi ki o zaman tamam. Biz de planı parça parça yapmayla ilgili teklif getirdik. Şimdi yaşadığımız durum ortada. Burada Çaylı Belediyesi, Çaylı halkı için el kaldırması gereken arkadaşlarımız salonu terk etmişler. Oylamaya katılmayacaklar. Tabii bu takdir Çaylı halkına ait. Onlar istiyorlar ki, efendime söyleyeyim, biz sinirlenelim, bağıralım, çağıralım, hakaret edelim. Efendime söyleyeyim, birileri de bundan nemalansın. Ya bizim kavgamızdan CHP faydalanıyor. Yani kimin faydalandığı ortada. Bizim bir, yani bir Cumhur İttifakı'nın kavgasından kim sebeplenir? CHP sebeplenir. Bunlar demek ki dolaylı yoldan CHP'ye çalışıyorlar. Bir milletvekilini de CHP'ye kaptırmalarından veya ona böyle tepside sunmalarından anlıyoruz. Ama sonra ne diyorlar? Aman ha, MHP'ye oy vermeyin. CHP'ye verilmiş gibi sayılır. MHP'ye oy vermeyin, CHP'ye gitmiş gibi sayılır diyeceksin ama çalışmaların sonuç itibarıyla iki ittifakı, yani burada sadece iki parti bir ittifak var. Bu iki parti bir ittifakı kendi içinde uzlaşamaz, anlaşamaz, sürekli kavga eder, görürse ne yapar? Dolayısıyla ikiniz de der ki ikiniz de gidin, gelsin burayı CHP yönetsin der yani. O da vatandaşın takdiri tabii. Biz ona da bir şey diyemeyiz yani. Şimdi arkadaşlar bizim en son teklifimiz, yani parça parça bu revizyon imar planını getirelim. Yani mesele şu, üzüm yemek. Bizim derdimiz üzüm yemek yani. Neden? Yani şimdi önümüzde şöyle bir sorun var. İşte yani diyelim ki mevcut planla ilgili sorunları bir kenara koyalım. Hepsini. Mükemmel bir planımız var. Tamam. Ama bir ihtiyaç doğdu. Nedir bu ihtiyaç? Bu ihtiyaç artık Çayeli'nde mevcut planlı alanların %80'inde doğalgaz geldi. Doğalgaz geldi. Şimdi plansız alanlara doğalgazla ilgili çalışma yapılacak. Mesela şu anda Büyüktaşhane Mahallesi'nde Enerji Bakanlığı'nda da bir hemşerimiz orada danışman olarak bulunuyor. Onun da desteğiyle o mahalleyi bir programa aldık. Bu şeyden, şehir merkezinden boş kaldığımız zamanlarda orada bir çalışma yapıyoruz. Biz de destek veriyoruz orada. Şimdi orada çalışmamız doğalgaz götürüyoruz. Mahalle kocaman bir mahalle. Düşüncesindeyken böyle bir fırsat doğdu. Getiriyoruz. Şimdi orada doğalgazın gittiği yerlerin hemen bitişiğinde Yalı Mahallesi'ne komşu binalar var. Yaklaşık 4-5 tane bina var. Ben geçen gün belediye geldiler. Ben de yerinde izlediğim için başka binalar da var da. Şimdi gittim. Plan sınırının dışında. Yani en son eve, imar planı içerisinde en son binaya gaz arzını yapıyor. 100 metre ileride Yalı Mahallesi'ne yakın bir biçimdeki mahalle, yine Büyüktaşhane Mahallesi'nin sınırı, oradaki binalara vermiyor. İşte geliyor sana adam, yani diyor ki niye bize vermiyorsun? Diyorsun planda yok. Yani bu onun çok anlayabileceği bir şey değil ki, planda yoksa yap planı diyor yani. Planı yap. Şimdi geçen gün bir arkadaş mesela burada soruyordu. Dedi ki dere pazarında işte diyelim ki mahallelerin hepsi. Adam plan yapmış. Plan yaptı. Planını yaptı. Dere pazarında Güneş Uda planı var. Şimdi bizim en büyük önümüzde olan doğalgazla ilgili önümüzdeki yıllarda. Yani zaten 8 ay sonra bir seçim var. Yani herhalde onu düşünerek yapılıyor. 8 ay sonra ne olacak? Şimdi önümüzdeki biz belediyiz. Biz kıyametin koptuğunu görsek bile elimizdeki ağacı dikmek zorundayız. Lan geldik zaten bir sene belediyeyi tanıyana kadar doğru düz bir şey yapamadık. 8 ay kaldı bir şey yapma. 2 sene pandemi, bir de 2 sel felaketi. Hiçbir şey yapmadan çekip gidelim. Ya olmaz ki ya, biz elimizdeki bir fidan dahi olsa bu fidanı dikmek için bir çaba içinde olup gayretle çalışacağız. Daha seçime 8 ay kaldı. Bundan sonra plan yapsanız ne olur? Mantığı doğru bir mantık değil ki. Biz başlarız. Bizden sonra gelen meclis bunu devam ettirir ya. Yani gönül arzu eder. Cumhur İttifakı'nın birlik beraberliği içerisinde ilçemize hizmet edelim. Ama sonuçta siyaset yapıyoruz. Herkes kendine göre bir plan yapıyor. Önümüzdeki süreçte seçim var. Seçime göre kendini hazırlıyor. Yani biz de milletin takdirine bırakıyoruz yani. Millet takdir etsin.
doğru veya eğri.